Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben bugün Karabük Keltepe Salmanlar Köyü'ndeyim. Burası benim babamın köyü. Dün akşamdan karar verdik bugün için buraya gelmeye. Geldik, eve girdik. Her yerden çan sesleri duymaya başladım. Dedim anneme, burada inek mi var? Annem dedi, buraya yakın değil ahırları ama buranın ineklerin şöyle bir huyu varmış. Sabah çıktıklarında bütün köyü dolaşıp her yeri, ondan sonra ahırlarına tekrar geri dönerlermiş. Tabii bizim inekler böyle olmadığı için ben imrendim doğrusu. Keşke bizimkiler de böyle olsa da biz diğer köylerden toplamasak ineklerimizi. Bu bizim eski pişmaniyeye benziyor ama tabii bu dana, erkek. Sayıları bayağı fazla, çok dağınık bir şekilde geziyorlar. Dediğim gibi çok dağınık geziyorlar. Biraz da bu tarafta. Böyle bir tane de kız geldi. Çok da tatlı maşallah. Böyle biraz da yukarıda. Çok uzaklardan hala ses geliyor. Bildiğim kadarıyla köyde sadece bir kişinin inekleri var. Bir tane de aşağıdan geliyor. Hemen şu yolun altında benim babamın evi. Birazdan orayı da gösteririm. Bunlar da bizimkiler gibi böyle anlaşamıyorlar herhalde. Merhaba. Tanışalım mı senle? Büyük bir ihtimal sana sarı kız diyorlardır burada. Ben de Feyza. Çok memnun olmuş gibi görünmüyorsun. Çok yaklaşmak da istemiyorum. Huylarını bilmiyorum çünkü. O yüzden onlar bana bakıyorlar böyle ters ters. Ben onlara sevgiyle yaklaşmaya gidiyorum. Ama sen de çok sert bakıyorsun. Hiç misafirperver değilsin. Ne olduğunu anlayamadım. Acaba dana mı, inek mi? Hamile gibi de görünüyor ama. Çok yabancı geldim değil mi size? Yakalandın, yakalandın. Beni her gören böyle şaşırmış şekilde bakıyor. Annem merak etti, bana sesleniyor. Anne buradayım, yukarıda inekleri buldum. Baklavanın küçük versiyonu. Bu da dişi olduğunu zannediyorum. Beni çok yabancıladığı için hemen uzaklaşıyor. Burası bizim köye göre daha kalabalık bir köy. Burada yazları daha çok insanlar yaşıyor ama kışları şehirdeki evlerine gidiyorlar. Annemle babamın da tabii ki şehirde normalde evleri. Buraya sonradan ev yaptılar. Daha 2 ya da 3 senelik falan. Sayıları gerçekten o kadar çok ki sayamadım. Her yerden bir inek çıkıyor. İnek, dana. Her yerden geliyorlar ve beni gören önce bir şöyle bir selam verir gibi bakıyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Köpek sesi var. Bendeki cesaret de. Yani. Köpek çatıya çıkmış. Sanırım bunlar ailenin en küçükleri. Ve en tatlıları gibi görünüyor. Bu bizim daha önce ilk danamız Efe'ye benziyor. Efe biraz daha açık renkte. Buna gördüğünüz gibi dikenli tasma takmışlar. Bunu neden taktıklarını biliyorum ben. Annesine inmesin diye takıyorlar. Biz de daha önce Efe'ye takmıştık bu şekilde.
Hangisi hangisinin yavrusu ben bilmiyorum tabi bunları. Bilmemem çok normal, tahmin edemiyorum daha doğrusu. Evet, mekanın sahibi geldi. Demek inekleri otoparlıyormuş. Gördüğünüz gibi bugün ben çobanlık yaptım bunlara. Hiç tanımadığım ineklere çobanlık yaptım. Ben senden korkuyorum, sen benden korkuyorsun. Bunların anneleri hangileri onu bilemedim. Annelerin yanında durmuyorlar. Bizimkiler normalde annelerin yanından ayrılmazdı. O yüzden kim kimin yavrusu, kim kimin annesi belli değil. Köpekler birbirine saldırıyor. Bendeki cesarete baksanıza. İnekler artık uzaklaşmaya başladılar. Ben de bahçeye doğru bir geçeyim bakalım. Burası böyle bahçemizin girişi. Babam hemen şuraya asmalar dikti, değil mi baba? Hı hı. Ondan sonra o asmalar burayı saracakmış. Böyle hem güneşlik olacakmış. Böyle kocaman bir bahçemiz var. Burada da küçük bir ev var. 1+1. Buralara hep nane, fesleğen, değil mi baba? Biberiye, onlardan dikildi. Böyle bütün bahçenin her yeri tekerleklerle dolu. Böyle buralarda çilekler, yazın tabii şu an böyle her şeyin kuruduğu zamana denk gitti ama böyle yeni ağaçlar dikildi. Şimdi bana da buradan biberiye kopardılar. Bahçeyi dikmem için, bizim köydeki bahçeyi dikmem için. Böyle kocaman bir bahçemiz var. Yine burada böyle bir kuyumuz var. Baba bu su önce kendisi mi çıkmıştı? Nasıl oldu burası? Burası çıkma değil, toplama su. Yukarı dağlardan, tepelerden gelen su. Evet. Toplama su olduğu için buraya bir kuyu kazdırdım. Evet. Böyle 7 metre derinliği var bunun. 4 metre çapı var. Evet. Ama su hiç eksik olmuyor yaz kış. Hani evet. Aşağıda olduğu için. Yukarılardan bütün su toplanıyor, buraya geliyor. Evet. Burada. Herhangi bir tehlikeye maruz yok. Kalmamak için etrafı tel örgü çektim. Tel örgüyle ve yine tekerleklerle böyle. Annem tabii. Onlara lahana ekmiş. Annemin ameliyatı sebebiyle 1,5 aydan beri gelemiyorlardı. Bugün böyle bir kontrol amaçlı geldik buraya. Annem de tam orada tereleri olmuş, onları topluyor. Bu lastikler hep simetrik bir şekilde konulmuştur. Çünkü babam çok dikkat eder böyle şeylere. Hep her yerde bir düzen vardır mutlaka. Köyden ayrılmadan önce şöyle bir dolaşalım istedik. İneklerle tekrar karşılaştık. Hazır onlarla karşılaşmışken videomuzu da onlarla birlikte kapatalım istedim. Yüzünü dönmeyecek misin bana? 2024 yılının ilk videosu oldu bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.